isimsiz kahramanlara ihtiyacı var ve bu isimsiz kahramanlar da bu coğrafyanın çocukları olacaktır diye inanıyorum. Buna bütün gönlümle inanıyorum. Doğa can coşar. Dünyanın isimsiz kahramanlarından biri de kendisi. Çünkü 23 yaşında olmasına rağmen Birleşmiş Milletler Genç Elçiler Vakfı'nın seçtiği dünyanın en başarılı 500 genç STK lideri listesine adını yazdırmayı başardı. Dahası o ilk 500'deki tek Türk genci. Mutlu olmasına evet mutluyum ama açıkçası bu mutluluk henüz arzu ettiğimiz düzeyde değil. Çünkü böyle bir listeye tek bir Türk gencinin girmesi bizler açısından bir başarı değil, bir başlangıç olarak görmek durumundayız. Bu listeye ne zaman ki birden fazla Türk genci girer, bu sayı onları bulur. O zaman ben bir genç olarak, bir Türk genci olarak çok mutlu olacağım. Türkiye birincisi olarak girdiği İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olan Coşar, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi. Aynı zamanda İstanbul Gençlik Platformu'nun da kurucu başkanı. İstanbul Erkek'e girdiğim yıl aynı zamanda İstanbul Gençlik Platformu'nun temellerini attım. Türkiye'nin ilk 18 yaş altı derneğini kuran ekibin liderliğini yürüttüm. Maksadımız Türkiye'de yaklaşık olarak 14 milyonluk genç nüfusu en iyi şekilde hem kendi hayallerine ulaşmaları hem de toplumsal sorunlara nasıl çözüm bulabilirler soru işaretinin peşinden gitmekti. Coşar'ın kurduğu İstanbul Gençlik Platformu ağırlıklı olarak Türkiye ve dünyada dezavantajlı çocuklar üzerinde çalışmalar yürütüyor. Platform bu çerçevede son bir yılda 461 proje üretti. İstanbul'dan Van'a, Edirne'den Kars'a kadar 22 şehirde çalışıyoruz. Sadece Türkiye sınırlarında da değil, New York, Berlin, Karlsruhe ve Washington'da da ekiplerimiz var. Bir değer yaratmak isteyen, dünyayı değiştirmek isteyen cesaretli, koca yürekli gençlerle birlikte bu işi götürüyoruz. Bugün de 700'e yakın üyemizle bu çalışmaları hayata geçiriyoruz. Coşar'ın dileği tüm gençlerin onun gibi başarılara imza atması. Ülkemiz gençlerinin dünyadaki akranlarından hiçbir eksiği olduğuna inanmıyorum. Aksine bulunduğumuz coğrafya ve kültürümüz nedeniyle ben dünya barışının Anadolu'dan yeşereceğine inanıyorum. Ama bunu yapmak ancak ve ancak ülkemiz gençlerinin elinde. Dünyanın isimsiz kahramanlara ihtiyacı var ve bu isimsiz kahramanlar da bu coğrafyanın çocukları olacaktır diye inanıyorum. Buna bütün gönlümle inanıyorum.